Sır attı. Ne yapacağım şimdi demeyin. Hemen size çok güzel, pratik bir yöntem göstereceğim. %100 etkili diyemem ama kurtarmaya değer. Herhangi bir zımpara alabilirsiniz. Ben kağıt zımpara kullanıyorum. Kavlayan yerleri öncelikle hassas olan yerleri bıçakla iyice attırıyorum. Yani orada hiç böyle kabarmış kısım bırakmıyorum. Daha sonra da iyice zımpara yapıyorum hem bisküviye hem sırlı yere. İkisine birden. İyice zımpara yapıyorum. Bakın ben bunu denediğim halde, sırla çamuru aslında deneme yaptığım halde gene de olmadı. Yani sırla çamuru farklı kullanmazsanız her zaman daha avantajdır. Yalnız şunu da belirtmek isterim. Bu yöntem her zaman %100 olur bir yöntem değildir. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Buna aslında kavlama denir arkadaşlar. Kavlama seramikte sır atması demektir. Genellikle çamur ve sırrın uyuşmazlığıyla olan bir şeydir. Evet, boyalı yerlerde sır atmış. O yüzden boyası da kalktığı için hemen orayı tekrar yeniliyorum. Boyama işlemini de tamamladıktan sonra zımpara yaptığım kısımları sırlamaya geldi sıra. Evet burada da ufak bir püf noktası var. Kesinlikle sırrı kalın sürmüyoruz arkadaşlar. İnce, sulu kısmından alıyoruz sırrı. Hemen gördüğünüz gibi dibinden değil de üstünden alıyorum. İyice zımpara yaptığım yerlere yediriyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalımı yararlı bulduysanız takip ve beğenilerinizle destek olursanız çok mutlu olurum sizin için belki bir şey fark etmeyecektir ama inanın benim için çok şey fark edecektir daha çok bilgi içerikli video çekebilmem için desteğinizi esirgemeyin lütfen hemen ince sulu bir şekilde sırrı sürüyorum buralarda da toplanma olmuş uyuş, uyuşmazlık nedeniyle evet bakın deneme yaptığım halde gene de kavlama oldu bu da tamamen şans aslında. Yani seramik aslında bir nevi hatalarını, kusurlarını kabul etmek demek. Kesinlikle ben hatasız, kusursuz iş yapacağım her zaman demek değil. Seramik yapıyorsanız bunları kabullenmeniz gerekiyor açıkçası. Bazen üstesinden gelinebiliyor, bazen de gelinemiyor. Yapacak bir şey yok deyip saksı olarak değerlendirebilirsiniz bu tarz işlerinizi. Ama ben kurtarmaya değer diyorum. Uğraşıyorum. Evet hemen fırına veriyorum. Bakın burada da sırrı çatlamış bir iki ürünüm vardı. Onları koydum. Bisküvi pişirimi ile beraber yapıyorum bu arada. Sır çatlaklarına da ikinci pişirim düzeltiyor. O da ufak bitiyor olsun size. Evet iki gün sonra açıyorum tekrar fırını. Bakıyoruz. Bakın kurtarabildim. Evet bence denemeye değerdi. Çünkü ürünümü kurtarmış oldum. Kurtaramaya da bilirdim. Ama olsun dedim. Fırın zaten çalışıyor. Bakın bunu da kurtardım. Ufak bir gölge var sadece orada ama kesinlikle hata ya da kusur değil. O tabii attığı için haliyle renk değişimi olmuş. Bu kadar.